Şimdi tahvil bono demişken biraz önce dediniz ya bıyıklı mı sarışın mı esmer mi ben de bilmiyorum ama bu sabit getirili menkul kıymetlerdeki hareketler yani bir hafta 1.6 milyar dolar alış bir sonraki hafta 800 milyon dolar çıkış uzun süredir siz bu işi yapıyorsunuz bu işin üstadlarındansınız. Bu normal yani buradaki yani 1.6 milyar dolar giriş ama bir sonraki hafta yarısı kadar çıkış ee, o yatırımcının kimliği açısından bize bir ipucu veriyor mu? Yabancı bir haftalık mı giriyor yani? Yani şöyle aslında bir haftalık girmiyor. Mesela bir önceki hafta 1.6 milyarlık giriş vardı. Geçen hafta 800 küsür milyonluk çıkış vardı ama mi? 800 milyonluk çıkışta mesela bundan 4-5 ay önce Türkiye'de pozisyonlanmış City ile bir banka daha vardı yanlış hatırlamıyorsam. İki bankanın e, Türkiye'deki TL pozisyonlarını yarı yarıya azaltma önerisi vardı. Biraz onların satışlarıydı. Yani e, daha önceden pozisyonlanan bir, kurum, bir iki kurumun Pozisyon azaltması bu 800 milyonluk çıkışta etkiliydi. Ama tahvil piyasasının geçmişine de baktığında bu tarz e, volatil haftaları çok net görebiliyoruz. Yani üst üste çok yüksek girişler de görülebiliyor ama bir hafta çok yüksek giriş bir hafta çok yüksek çıkışta görülebiliyor. Bir de geçen hafta öyle ya da böyle Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle beraber bir miktar tahvil faizlerinde düşüş gördük. Yani tahvil fiyatları bir miktar yükseldi. Belki o da işte 4-5 aydır burada bekleyen işte o arada %300'ü 4 getirsin alanları ekstra birkaç puan da bu faizlerin düşüşüyle beraber yani tahvil fiyatlarının yükselişiyle beraber yaşanan getirdi. Bir trade fırsatı vermiştir. Orada bir pozisyon değişimi söz konusu olmuş olabilir. Yani çok sürpriz değil. Hem dediğim gibi iki tane büyük bankanın TL pozisyonu azaltma önerisi hem de faizlerdeki o birkaç puanlık düşüş orada birilerinin çıkış için fırsat sunmuş diyebilirim. Bir sonraki haftada tekrar yüklü girişte görebiliriz. Yani bu e, çok sürpriz olmaz o tarafta. Bu faizlerin peki geldiği nokta e, yabancı yatırımcı açısından bir fırsat olarak mı değerlendiriliyor? E, var mı benzeri başka ülkelerde bu tarz hani yani, avantajlı konum, avantajlı altyapı? Yani Türkiye gerçekten burada inanılmaz bir getiri sunuyor. Yani baktığımız zaman e, şimdi biz e, şu an politika faizi 50 gelecek yılın sonunda enflasyon tahmini Merkez Bankası'na yaklaşırsa 21 civarı, 25 civarı politika faizi diyoruz. Hani piyasa faizi beklentisine yaklaşsa da 25 civarına 30 civarında bir politika faizi öngörüyoruz. Yani 20 puanlık e, 2 bas puan hani bas puan söyle eskiden hani Fed 25 bas puan arttırdı faiz indirdi biz de 2000 bas puanlık bir inişten bahsediyoruz. Bu iniş süreci elbette tahvil bono piyasasında orta vadeli ve uzun vadeli tahvillerde de ciddi getir imkanları oluşturacaktır. Yani faizlerin düşmesi demek tahvil fiyatlarının yükselmesi demek. Beklenen getiriyi daha öncesinden elde edebilme ihtimali de oluşturuyor. Yani bu açıdan elbette ciddi fırsat var. Aylık bazda baktığımızda kurun da hareket etmediği bir varsayımda zaten mevcut durumda hani aylık %3'e yakın getiriler elde ediliyor. Kur etkisi arındırıldıktan sonra bile. Bu %3 getiri Amerika'da neredeyse 9-10 aylık getiriye tekabül ediyor. Yani %4 civarında, 4-20 civarında faizler olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda. E, burada bir ayda elde ettiğinizi e, orada e, neredeyse bir yılda elde ediyorsunuz. Yani böyle inanılmaz bir getiri farkı var. Kur tarafından eminseniz Türkiye gerçekten inanılmaz bir fırsat sunuyor. E, kur tarafında da dediğim gibi yabancı Türklerden daha emin. Yani Türkler hala görece, orada da bozulmalar var, kur korumalı mevduattan ya da döviz tevdiat hesaplarından çıkış var ama hala büyük bir kesim, ya burası Türkiye, yarın ne olacağı belli olmaz endişesi var. Yani biraz daha döviz tarafına ağırlık vermeye devam ediyor. Her yani ne kadar mevduattaki oranlar azalmaya başlamış olsa da yine yüksek bir oran, yarı yarıya neredeyse ciddi bir dolarizasyon söz konusu. Ama yabancı bu konuda çok daha net ve yabancı yaklaşık bir yıldır seçimler dönemi de buna dahil. Yani bu bu yılki yapılan yerel seçimler dönemi de dahil Türkler veryansın etmiş olmasına rağmen hani koskoca demeyeyim ama e, akademik ünvanı olan insanların dolar alın döviz alın diye böyle ortayı velveleye verdiği bir dönemde yabancı sükunetini korudu ve TL tarafında pozisyonlanmayı tercih etti ve neticesinde çok ciddi bir getiri elde etti. Önümüzdeki dönemde bu kur konusundaki bu stabil görünüm devam ettiği müddetçe ki enflasyonla mücadelenin başarısı da biraz oraya bağlı. O nedenle ben e, Türkiye'nin e, hala en cazip ülkelerden biri olmaya devam edecek kanaatindeyim. O devlet iş borçlanma senetleri tarafında. Hele ki faiz indirimleriyle beraber de burada katberli getiriler e, söz konusu olabilir. E, bunu da ben değerlendireceklerini düşünüyorum. Yani o taraf hala girişler söz konusu olabilir önümüzdeki dönemde. Kur gidecek diyenler yok çuvalladı. Evet yani aslında şöyle... Belliydi yani, zaten çuvallığı Ya yani Bir ekonomik analize dayanarak, bir beklenti ortaya yansıtarak kurun yükselmesi gerektiğini, işte ekonomik dinamiklerin bunu gerektiğini, ihracatçının zor durumda olduğunu, Türkiye'nin pahalı bir hale geldiğini vesaire savunabilirsin ve kur için makul hedefler de verebilirsin. Burada hiçbir sorun yok. Ama dolar alın, döviz alın diye hani bu manşete çıkartmak bunu hiçbir ekonomik gerekçe sunmadan, bu tabiri caizse bir finansal tetikçilik. Yani bunun başka bir şekilde izahı yok. Yani... Bunu e, hani iyi niyetle ya da böyle ya boşluğuna geldi attı vesaire diyebilmek de çok mümkün değil bu tarz söylemler. Gerçekten sonuçta bu ülke hepimizin ülkesi, hepimizin e, burada e, çıkarlar var, toplumun refahı buna bağlı. Yani bir kriz olsun da bir şeyler değişsin diye bekleyip vatandaş daha da kötü olsun ama bir şeyler değişsin de değil. Yani sonuçta e, vatandaş e, seçim dönemi geldiği zaman kararını veriyor bir şekilde. Demokratik bir ülke. Buna e, hani zeval gelmediği müddetçe demokrasinin evet. buradaki üstünlüğüne öbür taraftaki konularda iyi niyet e, aramak biraz zor bence.